Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar, şimdi bu Bufendu Kalesi'nin önündeyiz. Yaklaşık 1,5-3 saat aralığında bir tırmanma alanı mevcut şu an burada. Araçlar burada duruyor. Başka bir yol var diğer taraftan. Biz şimdi gezimize devam ederken o yolu tercih edeceğiz. Çünkü 1,5-3 saat yürüme gücünü bulamadık açıkçası kendimizde. Normal şartlarda yapardık aslında. Ancak bugün daha gezeceğimiz çok yer olduğu için bu Bufendu Kalesi San Lorian ve Cantare Kalesi'nin üssü olarak geçiyor. Bu kaleden aşağı kaleleri kontrol amaçlı yapılmış bir kale. İnşa tarihi belirlenememekle birlikte Arap akınlarına karşı mücadele zamanında yapılmış bir kaledir. Bufendu Kalesi yükseltisi ve konumu sayesinde bölgenin hakim olmak isteyen birçok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklardan gelen Haçlılar kaleyi bir üs olarak kullanmıştır. Aynı zamanda Lusinyan Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da kontrolünde bulunmuştur. Bufendu Kalesi, surlarının kalıntıları, kuleleri ve gizli geçitleriyle ünlüdür. Bu yapılar, kaleye düşman saldırılarına karşı korumak için inşa edilmiştir. Arkadaşlar yine Bufendu Kalesi'nin alt tarafındayız. Bu meydanda farklı bir anıt daha var, kaleden bağımsız olarak. Rotanın başlangıç noktasındaki bu anıt 27 Şubat 1988 yılında İstanbul'dan Erzurum'a gitmek üzere havalanan İtalya Hava Yolları'nın uçağının kaza yaptığı noktaya dikilmiş. Tam bu noktaya düşen uçakta 6'sı mürettebat, 9'u yolcu, toplamda 15 kişi hayatını kaybediyor. Ve bunun anısını yaşatmak üzere buraya tam uçağın düştüğü noktaya bu anıt dikiliyor. Vay be! Bufendu'dan dönüş yoluna geçtik şu an o kamp alanından. Şu an Bellapai Manastırı'na gidiyoruz. Bellapai Manastırı'na gidiyoruz. Bufendu'dan Bellapai'yi 39 dakika yukarı 40'tı. 1 dakika sonra kamerayı açtık. Sürüyor. Yollar biraz tehlikeli. Hatta bayağı tehlikeli. Şimdi kesti kesti çekeriz. Üçünün kenarlarından geçeceğiz. Burası yine rahat değilmiş. Aşağıda 10 metrelik ağaçların çatılarını görürüz. Şu an düzlüğe çıktık. Birazdan uçurum kenarında tekrar kamerada görüşmek üzere. Şuradan evet, uçurum kenarı. Sürekli yol. Heyelan'a müsait, evet. Yol boyu çok fazla heyelanıza görüyoruz. Bu arada yukarıda bahsettiğimiz İtalya Hava Yolları'na ait uçak kazasının enkazının parçalarını hala burada toplayan havacılık meraklıları var. Küçük, ufak uçak parçacıkları toplayan insanlar arada gelip burayı ziyaret ediyormuş. Çünkü bu arazide çok fazla enkaz yayılmış ve çok da fazla miktarda uçak parçası burada biliniyor. Evet arkadaşlar, Bellapai'se geldik. Şurada da hemen Kibele restoran. Şurada bilet noktası var. İki biletimizi 50'şer liradan, kredi kartı geçmiyor, aldık. Yanında da böyle bir broşür var. Tanıtım broşürü. Hem İngilizce hem Türkçe bilgi mevcut. İşte şu şekilde. Şimdiye kadar gördüğüm gotik mimarlar arasında en bayılarak gezdiğim Bellapai Manastırı, 13. yüzyılın sonlarında Agustinli keşişler tarafından inşa edilmiştir. İnşaatı Lusinyan döneminde gerçekleştirmiştir ve o zamanlardan beri bölgenin önemli bir dini ve kültürel merkezi olmuştur. Manastır kompleksi birkaç bina ve yapıdan oluşur. Ana kilise manastırın en büyük ve en dikkat çekici yapısıdır. Gotik tarzda inşa edilen kilise dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. İç mekanı olarak da oldukça etkileyicidir ve duvarlarda yer alan fleksler dini sahneleri canlandırmaktadır. Bellapai Manastırı'nın en ünlü yapısı olan La Bella Pais, yani Güzel Barış olarak adlandırılan kütüphanedir. Bu kütüphane nadir eserler ve el yazmalarıyla dolu olup
tarihi öneme sahiptir. Bir dönem bölgedeki eğitim ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak hizmet vermiştir. Manastır yüzyıllar boyunca birçok onarımdan geçmiştir. Ancak orijinal mimari özelliklerini büyük ölçüde korumaktadır. Günümüzde Belle Epice Manastırı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir turistik mekandır. Tarihi ve kültürel mirasıyla birlikte manastırın çevresindeki sakin atmosferi ve nefes kesen manzarası da ziyaretçilere büyüleyici bir deneyim sunmaktadır. Belle Epice Manastırı tarih, mimari ve sanat severler için mutlaka görülmesi gereken önemli bir yerdir. Ziyaretçiler manastırın içinde dolaşabilir, tarihi eserleri keşfedebilir ve huzurlu ortamın tadını çıkarabilirler. Belle Epice Manastırı, Kıbrıs'ın kültürel zenginliğini ve tarihini anlamak için mükemmel bir noktadır. Şehir manzaralı mahzen. Deniz manzaralı. Sigara içmeye falan çıkıyorlar herhalde. Tabii. Buraya böyle zamanın tapası. Zamanın tapası şuraya mangal okuyor. Mangal yapıyormuş manzaraya karşı. Tabii. Meydan boş bak manzara şöyle. Şöyle. Mangalı. Şöyle. Geniş değerlemesi usulü saç sakal. O kalça niye dışarı çıkıyor? Senin hep böyle bir mangal yapmada o bir kalça dışarı çıkıyor. Yağmur yağıyor. Kaçalım. Harika manzaralı bir kalede sizlerle birlikteyiz. Kalenin tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. Ancak bugünkü yapı 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Kalenin ana giriş kapısı olan Ada Kapısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethettiği dönemde eklenmiştir. Girne Kalesi iki büyük kule ve kalın sur duvarlardan oluşur. Kalenin içinde yer alan San Hilaryon Şapeli, Orta Çağ'dan kalma değerli bir yapıdır ve kaleyi ziyaret edenler için görünmeye değer bir yerdir. Şurası Bizans Kilisesi'ne gidiyor. Kalenin avlusunda Kıbrıs'ın deniz tarihi ve arkeolojisi hakkında bilgiler sunan bir denizcilik müzesi bulunmaktadır. Müze gemi modelleri, denizciliğe ait eserler ve tarihi belgelerle donatılmıştır. Girne Kalesi aynı zamanda Kıbrıs'ın en eski batık gemisi olan Girne Batığı'na ev sahipliği yapmaktadır. Bu batık M.Ö. 4. yüzyıldan sonra dönemin ticaret gemilerinden birine aittir ve olağanüstü bir şekilde korunmuştur. Burada gireceğim. Ne olduğu yazmayan bir oda var. Mahzen gibi kamera var içeride. Bak bu oda. Kalenin içerisinde Osmanlı denizcisi Sandık Paşa'ya ait bir mezar bulunmakta. Mezarın kenarına da insanlar şöyle bir şey bırakmışlar. Gök gürültü bir havada sizler için Kıbrıs Kalesi çekimi. Bu da benim biricik güzelliğim. Kalenin içerisinde
kafeterya alanı mevcut. Hatta biz belki buradan bir su, şurada bir şeyler alabiliriz. Karşıda Batık Gemi Müzesi. Nerede çıksa gireceğiz. Şiprek Müzesi yani. Batık Gemi Müzesi'nin içerisindeyiz. Burada dönem ve çalışmalarla ilgili resimler var. Burada bir tanıtım. Burada Türkçesini de alalım. Burada durdurup okuyabilirsiniz. Batıkların hayatta kalmak gereksinleri var tabii ki. Bu gereksinimden dolayı bu insanlar bu yolculuk esasında balık avlayabiliyordu gemide. Balık, bir besin şey. Efendim söyleyeyim, besin değeri yüksek, uzun dayanan gıdalar şart. Besin değeri yüksek, uzun dayanan ne olabilir? Geminin içinde mesela 9000 adet badem çıktı. Badem, incir, zeytin, üzüm. Hem besin değerleri yüksek, hem dayanıklı. Kolay kolay bozulmaz. Bir geminin keseti, gölde keseti. Parçaları bulunan geminin orijinal burada parça parça parçaların toplandı aşama. Burada da yavaş yavaş böyle emek emek birleştirmesi gerekiyor. Burada ilk tohumların yaşam çekmiş. Girne'ye bağlı Pınarçayı köyünde bulunan bir mezar alanı, Kirne mezar olarak geçiyor. Bulunduğu yerde manzarasını bu şekilde resmetmişler. Burası da Akdeniz Köyü mezarı olarak geçiyor. Videoyu burada durdurup çekebilirsiniz. Cam yüzükler, yüzük ve kölle taşları, minyatür. Mezarın planı. Mezarın yer altındaki duruşu. Ve mezarlar şöyle
6'da bir oranındaki makette ilerlersek merdivenden şöyle indiğimizde karşınıza böyle bir alan çıkıyor. Mezarın içerisinde devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz ve sonra burada asıl mezara ulaşıyorsunuz. Bu alana giriş yaptığımızda karşıda sizi böyle bir el karşılıyor. Odan en dikkat çekici unsuru sanki duvarın içerisinden çıkan bir testiye uzanan bir el görüntüsü sizi karşılıyor. Hazimene geçer misin? Boyutun ne kadar olduğunu göstereceğim. Eşimle karşılaştırdığınızda boyutun ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Burada kandiller, oval şeklindeki kandiller. Burada farklı tip kandil tipleri, bolca kandil bulunmuş. Kandillerin bayrak olsun. Burada toprakları pişirmişler fırında. Eski kadınlara çok üzülüyorum. Niye? Parfüm bulunmamış, baksana. Koku kabı diye uğraştıkları şeylere bak. Bir kere bunları biliyorum ben. Testleri veriyorlar ya. Bunu dökünce hepsi bitiyor. Ya bütün... Parfüm yetiştiremezler. Bunlar tester kadar mı diyorsun özetle? Tabii tester kadar. Bakar mısın şuna, koku kabı diyor. Bu bildiğin ya parfüm bu... markalarının verdiği tester. Bu fakir insanların mağazalardan isteyip de bir ay boyunca kullanmaya çalıştığı, bu memur kesimin ucuz Waikiki'den aldığı parfümlerin şişesi kullandığı, bu biraz daha üst tabakam kesimin kullandığı parfümler boyut gittikçe artıyor. Buraya bizim boyumuz erişmiyor. Zaten boyda da bakarsan bizden uzun. Sen de Güle Abone olmak istiyorsan abone ol, beğen ve yorum yapmayı unutma.